Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. 14 Ekim'de yayınlanan Pokemon Sun Moon videosunda yine çok güzel Pokemon'lar ve çok güzel özellikler ortaya çıktı. Bunlarla ilgili sizlere hem yorumlarımı hem de bu bilgileri sunmak istiyorum. Tabi bu videolarımız artık dediğim gibi klasikleşti. Pokemon Sun Moon oyunları çıkana kadar da bu şekilde videoların yorumlarını sizlere sunmaya çalışıyorum. İlk olarak arkadaşlar, aslında bu videoya genel olarak baktığımızda daha önce çıkan Pokemon'ların evrimlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Artık yavaş yavaş evrim Pokemon'ları tanıtmaya başladılar. Zaten Pokemon'lar ve karakterler dışında da çok yeni bir özellik görmedik. Yani oyun mekaniğini anlatan yeni bir özellik çıkmadı. Ama ortaya çıkan Pokemon'lar gerçekten konuşulmaya değer Pokemon'lar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak sizlere sunacağım Pokemon arkadaşlar Silvally olacak. Silvally Korokoro dergisinin bu ayki sayısında ortaya çıkmıştı. Zaten hemen kartlar kısmında o videoyu da görebilirsiniz. Korokoro'nun bu ayki sayısını yorumladığım videomuzu izleyebilirsiniz. Orada Silvally'den aslında çokça bahsettik ama hem İngilizce isminin ortaya çıkması hem de bazı ekstra özelliklerin ortaya çıkması nedeniyle yine biraz değinelim. Silvally arkadaşlar, bildiğiniz üzere Type Null'un evrim geçirmiş hali. Biz Type Null'a bir evrim beklemiyorduk aslında. Yani tek başına olabilecek bir Pokemon gibi duruyordu ama Silvally bizi şaşırttı ve evrim Pokemon olarak çıktı. Kendisi normal türde bir Pokemon, yine sentetik Pokemon olarak geçiyor. Kendisinin RKS ya da RKS, artık ne derseniz, RKS System isminde bir ability'si var. Aslında RKS, Arceus gibi okunuyor. Hemen bir teori buradan çıkarılabilir. Arceus da çok bağdaştırılıyor çünkü bu Pokemon. RKS System ne yapıyor arkadaşlar? Kendi Pokemon'un kendisinde bulunan item'a göre Pokemon'un türünü değiştirmeye yarıyor. Bu konu hakkında yine bahsedeceğim. Bunun dışında arkadaşlar Pokemon'umuzun bir de Multi Atak isminde bir atağı var. Bu da Pokemon'un türüne göre yine tür değiştiren bir atak. Physical bir atak olma ihtimali yüksek. Görüntülerden onu anlıyoruz. Şimdi öncelikle Silvally hakkında yorumlarımı size sunarken arkadaşlar görünüşünden başlayayım. Type Null bildiğiniz üzere bir önceki evrimi kafasında büyük bir dev metal maskeyle dolaşıyordu. Kafasında balta gibi bir şey vardı ve boynunda böyle dikenli bir boyunluğu vardı. Şimdi Type Null Eightman'le güvendiği zaman, o güveni hissettiği zaman arkadaşlar bu zırhtan kurtuluyor. Yani bu kafasındaki metal maskeyi kırıyor ve normal görünüşü ortaya çıkıyor. Tabi bu metal maskeyi kırmasıyla birlikte de Pokemon'umuz o ağırlıktan kurtulduğu için hızı muazzam seviyede artıyormuş. Öyle diyor. Aynı zamanda da hisleri de kuvvetleniyormuş. İşte duyma, hissetme, sıcaklığı hissetme gibi. Silvally'nin kulak kısmında sonradan insan yapımı gibi duran bir yapı var. RKS sistem dediğimiz şey bu. Pokemon'un elde ettiği, yani üzerine aldığı item'a göre bu sistem devreye giriyor ve Pokemon'un hücrelerinde bir mutasyona neden oluyormuş. Böylece türünü değiştiriyormuş. Böyle de ilginç bir özelliği var. Kafa kısmının dışında kalan kısım hemen hemen aynı bu Pokemon'un. Bu da sadece maskesini kırmasıyla ortaya çıkan bir evrim olduğunu ortaya çıkarıyor bu Pokemon'un. Gerçekten Pokemon Sun ve Moon oyunlarında çok çok önemli ve özel bir Pokemon olacakmış gibi duruyor. Diğer yeni çıkan Pokemonlar ise yine Korokoro dergisinin bu ayki sayısında ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Cenk Moon'un, yani bizim Pseudo Legend olmasını beklediğimiz Pokemon'un evrimleri ortaya çıktı. Bunlar hakkında da yine aynı videoda, bir önceki videoda bahsetmiştim ama burada İngilizce isimler ve bazı ekstra özellikleri çıktı. Hemen onlardan bahsedelim. İkinci evrimin adı Cenk Moon'un, ikinci evrimin adı Hakamu şeklinde. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama Hakamu şeklinde okunuyor galiba. Dragon Fighting, Savaş Dragon türünde bir Pokemon oldu. Ability'si Bulletproof ve Soundproof olarak devam ediyor, değişmiyor. Kendisini görüntülerde Sky Uppercut yaparken görüyoruz. Görünüş olarak böyle ejderhadan çok daha bir savaşçı, hani çok böyle zıplayıp zıplayıp yumruğu basacakmış gibi duran bir Pokemon'a benziyor. Zaten savaş öncesinde dans ediyormuş kendisi. Savaşa işte ısınıyormuş, kendisini hazırlıyormuş. Aynı zamanda savaş çığlığı da çok böyle rakiplerini korkutacak seviyedeymiş. Aynı zamanda bu Pokemon iyi bir savaşçı olmak için sürekli çalışıyormuş. İyi bir savaşçı olduğunda da evrim geçirip en üst evrime Komo'ya dönüşüyormuş. Hakama hakkında söyleyeceklerim arkadaşlar, görsel olarak gerçekten çok başarılı. Ben çok beğendim. Hatta 3. halinden daha çok beğendiğimi söyleyebilirim bu Pokemon'u. Kendisi Pseudo Legend olduğu için bu hali bile çok güçlü olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki alacaksak son haline getireceğiz bu Pokemon'u gibi duruyor. Sonuç olarak başarılı bulduğum bir Pokemon. Zaten tür itibariyle de
ilk defa Dragon Fighting türde bir Pokemon oldu. Bence gayet iyi oldu. Üçüncü hali olan Komo'ya geçtiğimizde ise arkadaşlar, Komo diye okunuyor galiba. Burada biraz hantallaşma var. Özellikle kuyruğun çok büyümesi nedeniyle bir hani hantallaşma görüyorum ve ilk etapta sevmemiştim bu Pokemon'u. Ama oyun görüntülerinde arkadaşlar baktığım zaman gideri var gerçekten. Yani ben beğendim bu sefer oyun görüntülerine baktığımda. Fikrim biraz değişmeye başladı. Çünkü iki ayak üzerinde durup yine böyle hızlı hareket edebilecek bir Pokemon'a benziyor. Görünüş itibariyle aslında çok kötü görünmüyor. Dediğim gibi biraz hantallaştırma vardı sadece. Kendisi arkadaşlar yine Dragon Savaş türünde Bulletproof ve Soundproof ability'leri devam ediyor. Görsellerde kendisine özel bir saldırısı olduğu ortaya çıktı. Clanging Scales ya da Clanging Scales isminde kendisine özel bir saldırısı var. Böyle ellerini uzatarak dalgalar yayıyor. Dragon türü bir saldırı. Hakamu işte o eğitimini tamamladığı zaman iyi bir savaşçı olduğunda Komo'ya evrim geçiriyormuş arkadaşlar. Kendisinin gerçekten bilgilerinde çok güçlü olduğu, işte aparkatlarıyla öne çıktığı falan yazıyor. Zaten yani çok güçlü olacağı belli. 600 gücünde olacak büyük ihtimalle ve Pseudo Legend olarak karşımıza çıkacak. Sonuç olarak baktığımızda Cengmu'nun evrimleri arkadaşlar tamamlanmış oldu ve bence sınıfı geçti. Gayet güzel Pokemon'lar olmuş. Oyunda da büyük ihtimalle kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ortaya çıkan diğer Pokemon'lar ise Bonsweet'in evrim geçirmiş halleri. O da iki evrimle birlikte evrimini tamamlamış oldu. Bonsweet bildiğin üzere meyve Pokemon'du. Böyle pamuklu, işte meyveye benzer bir Pokemon'du ve benim genellikle sevmediğim Pokemon'lardandı. Ben açıkçası bu Pokemon'a bir tane evrim bekliyordum. Hani bir evrim geçirmiş hali olur, o kadar diyordum ama iki tane evrim oldu. İlk evrimi Steeny isminde, ikişer tane E ile yazılıyor. Steeny, Steeny şeklinde. Bu Pokemon'un şekline baktığımızda böyle daha hani kız, yani dişi bir Pokemon. %100 dişi olma ihtimali yüksek. Daha çok bayanlara hitap eden bir Pokemon olmuş. Bayan Pokemonculara. Sevimli, hoş bir Pokemon. İşte pamuktan etek gibi bir, işte çevresinde öyle bir şey oluşturmuş. Bacaklar falan filan. Ben beğendim. Hani çok kötü durmuyor. Zaten Bonsweet'ten çok karizma, müthiş bir Pokemon çıkmaz. O yüzden hani Bonsweet'e bakarak gerçekten güzel bir evrim olmuş. Kendisi yine çimen türünde. Yine Bonsweet'le ability'leri aynı. Leaf Guard ve Oblivious. Evrim basamanın en üst sırasında ise arkadaşlar Serena ismine çok benzeyen Serena. Aslında o baştaki T okumuyor bildiğim kadarıyla. Serena isminde bir Pokemon ortaya çıktı. Serena'ya bir göndermem var bilmiyorum ama. Bu da arkadaşlar böyle bitkiden saçlarıyla çok öne çıkan bir Pokemon olacak. Çünkü görsellerde sürekli saçıyla başıyla oynuyor. Çok beğendim bu Pokemon'u. Hani o güzellikten, şekerlikten biraz karizmaya doğru dönmüş bu Pokemon. Yine dişi olacak bir Pokemon ve ability'ler arasında Queenly Majesty isminde bir ability var. Zaten orada da hani Queen, kraliçeden gelen bir durum var. Ormanın kraliçesi tarzı bir Pokemon olabilir bu. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? İşte Speed Priority'si olan, hız önceli olan saldırıları engelliyor. O saldırıların olmasını engelliyor. Kendisinin özel bir de saldırısı var. Drop Kick isminde. Böyle tekmeyi yapraklı falan bir şekilde yapıştırıveriyor adamın suratına. Bu da bu Pokemon'un biraz hani atakçı olabileceğini gösteriyor. Kendisi yine çimen türünde, herhangi bir tür almıyor. Sonuç olarak Bonsweet'in evrimlerine baktığımızda bence yine başarılı bir evrim basamağı sundular bize. Son hali gerçekten çok iyi. Orta hali şeker, güzel bir Pokemon olarak kullanılabilir. Yani Serena'nın tabi stat değerlerine de bakmak lazım. Hani kullanılabilecek bir Pokemon'lu. Ona göre takımımızda belki yer alabilecek bir Pokemon olabilir. Sizlere son olarak sunacağımız Pokemon ise arkadaşlar Ribombee isminde bildiğimiz o Cutiefly'ın evrim geçirmiş hali. Biz aslında Ribombee'yi daha önce görmüştük bir görselde. Sizlere sunmuştum hatta bunu ama resmi olarak tanıtım 14 Ekim'de yapıldı. Ben Cutiefly zaten çok sevmiştim. Çok şeker, güzel bir Pokemon'du. Arı kuşu Pokemon'uydu. Evrim geçirmiş halde yine en az onun kadar şirin ve güzel bir Pokemon olmuş. Yine arı kuşu Pokemon olarak geçiyor. Kanatlarındaki desenler, işte o atkı benzeri görünüm gerçekten güzel olmuş. Kendisi yine böcek peri türünde. Zaten türüne de yakışır bir görünümü var. Bilgilerinde de yine çiçeklerle alakalı, polenlerle alakalı bir düzine bilgi var. İşte insanları felç edebilme ve başlarını döndürebilme, kafalarını karıştırabilme özellikleri varmış mesela bu Pokemon'un. Çok güçlü bir Pokemon olacağını düşünmüyorum ama sırf zevkine, hani oyunda zevkini oynadığımızda alınabilecek Pokemon'lardan biri diye düşünüyorum. 14 Ekim videosunda karşımıza çıkan yeni Pokemon'lar bunlar da arkadaşlar, tanıtmış olduğumuz. Bir de Alolan formlar var bildiğiniz üzere. Alola formlar.
Alolan Grimmer Korokoro dergisinde ortaya çıkmıştı. Fakat videoda Alolan Mak da çıktı. Mak'ı da gösterdiler ve Mak gerçekten Pokemon severler tarafından çok ilginç karşılandı. Öncelikle Grimmer'dan bahsedersek arkadaşlar. Alolan Grimmer'dan zaten bahsetmiştik gerçi ama yine ekstra bilgileri çıktı. Alola kıtasında insan nüfusunun artmasıyla birlikte tabi çöp konusunda da bir sıkıntı yaşanmış. Çöplerin artması konusunda. Grimmer işte diğer kıtalardan buraya gelip bu çöpleri yiye yiye bu hale dönüşmüş. Zaten rengi, şekli, şemali değişmiş. İşte Alola kıtasındaki bu çöpleri yiye yiye de diş benzeri kristalize şeyler oluşmuş vücudunda. Aynı zamanda işte o sakal şeklinde sarı şey de bu kristalizasyonu sağlıyormuş. Kendisi zehir karanlık türünde bir Pokemon. Ability'ler de Poison Touch ve Gluttony şeklinde sunuldu. Alolan Mak'a geçtiğimizde ise çok ilginç bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Alolan Mak'ın rengarenk bir görüntüsü var. Bu ve videoda baktığınızda bu renkler sürekli yer değiştiriyor. Böyle bir akıcı renk olmuş bunlar. Vücudunun birçok bölgesinde bu kristalizasyonlar görünüyor. Çöplerden dolayı oluşan kristalizasyonlar görünüyor. Bence hani rengarenk görünmesine rağmen başarılı bir tasarım olmuş. Ben beğendim Alolan Mak'ı. Zaten sağda solda okuduğum, gördüğüm kadarıyla da insanların çoğu beğenmiş bu Pokemon'u. Yine kendisi zehir, karanlık türünde ve aynı ability'lere sahip. Vücudundaki bu renkler de yani pislik, işte yani pisliğin enerji şeyiymiş arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Enerji level'ları, enerji kategorileriymiş. İşte daha zehirli, az zehirli, daha tehlikeli, az tehlikeli şeklinde. Vücudunda o tarz katmanlar oluşmuş bunun. O yüzden böyle rengarenkmiş. Yani genel olarak zaten Alola formlarda başarılı bir gidişat var. Ben çok beğeniyorum. Hepsinin hikayesi gerçekten başarılı. Alola formlara bakalım yenilerde eklenecek mi? Videoda sizlere sunacağımız Pokemon'lar bunlar. İki tane de karakter tanıtıldı arkadaşlar. Aslında bu karakterlerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü görüntülerde ben bazı şeyleri fark ettim. Onları size anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bu oyunlarda salonların yani jimlerin olmayacağı söyleniyor ve olmayacak gibi de duruyor arkadaşlar salonlar. Aynı zamanda League ve Elite Four da olmayabilir bu oyunlarda. Çok farklı bir düzen geliyor. Trial Captain ismi verilen bazı eğitmenler var arkadaşlar ve biz Trial Captain'larla birlikte savaşarak sanki salon lideriyle savaşmış gibi aynı kategoride savaşacağız. Bunlardan biri daha tanıtıldı. Daha önce birkaç tanesi tanıtılmıştı. Ilima ismi verilen, Ailima da diye okunabilir tam bilmiyorum. Normal türde bir Trial Captain'le karşılaştık görüntülerde. Zaten yine Korokoro dergi bu elemanla biz tanışmıştık, pembe saçlı. Fakat benim burada gördüğüm bir olay var. Şimdi Ailima'yı gösterirken işte Trial Start diyor, ormanda işte bir şey başlıyor sanki, bir nasıl diyeyim, bir etkinlik başlıyor sanki. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki büyük ihtimalle tutacaktır bu. Şimdi bazı bölgelerde İşte bölgenin girişinde işte bu Trial Captain'ler bizi karşılıyor. İşte bölge hakkında bize bilgi veriyor. Sonra diyor ki işte başla, hadi olaya gir diyor. Sonra biz o bölgede artık yapabilecek neyse görevleri yapıyoruz. İşte Pokemon'larla savaşıyoruz vesaire. En sonunda boss Pokemon, yani o totem Pokemon'la, totem Pokemon olarak geçiyor. Onunla savaşıyoruz ve onu yendikten sonra da bu Trial Captain'le en sonda savaşıyoruz. Ya bir rozet alıyoruz ya da işte bir artık ne alıyorsak alıp yolumuza devam ediyoruz. Sanki olay buna dönüşmüş gibi. Bence yani salon mantığından daha iyi bir mantık gibi geldi bana ve büyük ihtimal böyle çıkacak diye düşünüyorum. Ha, tanıtılan diğer karakterimiz de Olivia isminde bir kahuna. Şimdi kahuna daha başka bir durum. Kahuna da büyük ihtimalle adaların en önemli eğitmenleri bunlar. Elite Four gibi düşünebiliriz bunları. İşte Olivia da Akala adası, yani ikinci adanın kahunasıymış ve kendisi kaya türünde Pokemon'lara sahip. İşte kendisinin görüntülerde Nospas'ın olduğunu ve Rockruff'ın Midnight formuna sahip olduğunu görüyoruz. Demek ki kaya türünde bir eğitmen. Bunların nasıl olacağı ise biz işte ada değiştirdikçe en son bu eğitmenlerle savaşıp adayı öyle mi değiştirebileceğiz? Öyle bir şey olabilir. Eğer o eğitmeni yenemezsek o adayı terk edemeyebiliriz. Öyle bir şey olabilir. Ya da bu eğitmenlerle daha sonra güçlü halleriyle tekrar mı karşılaşacağız? Bunu bilmiyorum ama bunlar da Elite Four'un yerine geçecek. Yani öyle görünüyor kahunalarda. Bu da bu şekilde arkadaşlar. 14 Ekim'de ortaya çıkan görüntüler ve bilgiler bunlar arkadaşlar. Pokemon'lardan ve karakterlerden sizlere bahsetmeye çalıştım. Şu an için yine işler yolunda. Ben yine Pokemon'ları çok beğendim. Karakterler de iyi. Oyundaki değişiklikler çok iyi. Yani hala işler yolunda.
çok fazla Pokemon tanıttılar. Şu an 55'e yakın Pokemon tanıtıldı ama umarım bir bu kadarını da oyuna saklamışlardır. Umarım hemen hemen hepsini oyun çıkmadan tanıtmazlar. Bize sürprizler kalır diye düşünüyorum. En azından daha 3 tane daha Tapu Koko göreceğiz. O Tapu Koko'nun diğer adalarındaki elemanlarını göremedik. Onları görmeyi bekliyorum. Bir de Piki Pek'in evrimleri çıkmadı henüz kuşun. Gelecek videoda da onun da çıkmasını bekliyorum açıkçası. Galiba bu 15-20 günlük süre içerisinde biz birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Çok da yoğun yayınlar olacak. Ben de tabii ki yapacağım yayınlarla sizlere bunu hemen ulaştıracağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Pokemon Sun ve Moon hakkında yine yeni bilgiler çıktıkça sizlerle olmaya devam edeceğim. Facebook kanalımızdan anlık olarak haberleri takip edebilirsiniz. Anlık yeni bir şey çıktığında sizlere orada sunuyorum. Bunu da mutlaka hesaba katın. YouTube kanalımıza da tabii ki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer yeni bir Nintendo kullanıcısıysanız ve Pokemon oyunlarının nasıl oynandığını tam olarak bilmiyorsanız ufak bir rehber hazırlayacağım size arkadaşlar. Yine ilginç bir konuya değiniyoruz. Geçmişten günümüze Pokemon oyunlarında değişmiş olan 5 özelliğe değineceğiz. Bakalım bunlar neymiş, hep beraber görelim.